Miçotakis'in sözlerine bir bakalım. Miçotakis Fransa ile imzalanan Savunma Paktı'nın parlamentodaki e, oylama sürecinde parlamentoya hitap ediyor. E, ana muhalefet Siriza vekilleri karşı. Hatta eski başbakan e, Siriza genel başkanı e, net olarak şunu söylüyor. Yani yapma. Türkiye ile silahlanma yarışına gitme. Senin yanında kimse kalmaz diyor. E, i̇şte bunu ee, teşvik etmeye çalışırken vekilleri Fransa Yunanistan'ın garantörü AB'nin tek nükleer gücü saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak dedi. Ee, ve işi nükleer tehdide kadar vardırdı. Ee, bakın Çipras'ı Siriza Genel Başkanı ve e, Siriza vekillerini e, oy vermeye Fransa ile savunma paktına oy vermeye onaylamaya ikna etmek için nasıl bir açıklama yaptı ki o Türkiye'yi tehdide kadar gidiyor. Anlaşma saldırı halinde yeri ve nedeninden bağımsız olarak Fransa'dan askeri katkı öngörüyor. AB'nin en büyük askeri gücü ve yegane nükleer gücü saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak. Anlaşmada belirtilen egemenlik bölgesi kavramı sadece kara değil, deniz ve havayı da kapsıyor. Yani Türkiye ile kapıştığım bütün alanlarda Fransa benim yanımda olacak beraber savaşa girecek demeye çalışıyor. Fransa Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün garantörü oluyor. Hepimiz kimin kimi kasus belli yani savaş nedeniyle tehdit ettiğini biliyoruz. Anlaşma maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır. Türkiye zaten. Türkiye'nin silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğini sorguladığı bir sırada gelin bu kararınızdan vazgeçin şu Fransa ile anlaşmayı onaylayın diyor. Ya yani, <laughs> inanın gülerek karşılıyorum çünkü şundan dolayı bir kere Fransa ile diyelim ki böyle bir hani bir üçüncü ülkeye karşı imzalanan bir ittifak ya da anlaşma NATO'nun kurucu antlaşmasına aykırı. Yani e, gerçekten ben sadece Yunanistan için diyordum. Fransa için de önemli bir uluslararası ilişkiler ve siyaset bilme eğitimi gerekiyor herhalde. Yani iki mütefik, üçüncü mütefike, mütefiğe karşı e, bir saldırmazlık baktı. Ya, bu, bunu ya inanın, ya bunu derste falan anlatsanız gülerler. Hayatta gerçekten karşılığı olmayan bir konu. E, bir de şimdi Yunanistan'ın bir sürrealizmi var. Sürrealizm akımı bu yeniden de hortladı. Yani şimdi Türkiye ile Yunanistanlar Allah korusun bir savaş olacak. Fransa gelecek, gelecek evet. Yunanistan için savaşacak. Çok uzun zamana gitmeyin. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ne düşündüler? Amerikan 6. filosu gelecek, gelecek. Türkiye'yi vuracak. Ya şimdi bu gerçekten, yani gerçeklerden kopmak, kendi gerçeklerini yaşamak. Yani buna siyasal bir şizofreni mi denilebilir? Bu tabii çalışma çalışmalarına baktığımızda ama bunu sadece bir devlet e, yöneticisinin fikri olarak değil e, hani buna yine siyaset psikolojisi group thinking diyorlar. Yani e, içine gürüdük, girdikleri e, nokta e, bir ortak hezeyana yani bir noktada işte Türkiye Türkiye ile savaşacağız falan bu tabi Yunan kamuoyunu e, seçimlerden önce ciddi anlamda e, oy kazanmak ve konsolidasyon sağlamak için oylayıcı bir çerçeve olabilir. Ama e, Miçotakis <laughs> gerçekten sanki deyim yerindeyse başka bir gezegende yaşıyor. Yani bazen e, ben hep sorguluyorum. Acaba kendisi Yunanistan Başbakanı mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi mi? E, gerçi o da bir daha diplomatik davranır, böyle davranmaz. E, ve rolünü çok fazla ciddiye alan, yani ne yapacak Türkiye ile Yunanistan savaşacak diye prim yapıyorsun. Sonra gerçekten iş biraz ciddiye binse hemen e, işte bir telaş, bir panik başlıyor. Halbuki bunu çok daha rasyonel bir zeminde. Bakın Türkiye neden daha sakin, neden daha soğukkanlı? Yani Türkiye kendisine yönelik bir takım tuzakları biliyor ama şuna da bakmak lazım. Yani gidecek Amerika Eşik devletleri efendim işte Türkiye'yi bombalayacak, savaş çıkacak. Yani bunlar gerçekten e, çizgi romanlarda olacak şeylere Yunan devlet yöneticilerinin kanmasını kalmasında e, gerçekten e, üzüntüyle karşılıyorum. Yani e, gerçekten e, Allah akıl fikri versin başka diyecek bir laf yok diye düşünüyorum.